Arkadaşlar karşı karşıya transfer özele hoş geldiniz. <laughs> hoş bulduk abi. Şimdi bu transfer bitti. Biz bekledik ee, kapansın transfer diye. Son dakikada bir şey olur mu olmaz mı bilemediğimiz için. Hala belki hani 12'ye kadar çünkü 6'yı küsur geçe çekiyoruz biz bu programı. Hala bir şeyler oluyor. Olursa da onu çarşamba, perşembe konuşuruz. Telefonlara bakıyor olursak abi huyumuz değildir. Ee, Alınma lütfen. Valla ben de bakacağım da ayıp olmasın diye seyircilerimize <laughs> şey yapıyorum. Şimdi nasıl başlayalım? belki biraz Beşiktaş Trabzonspor'u transferler eksenli konuşarak başlayabiliriz. Çünkü tamam. hem Beşiktaş'ta ekleme var hem de Trabzonspor'dan iyi hamleler. Abdullah Avcı'nın ilk hamleleri geldi aslında. Evet, Beşiktaş açısından Cenk ve bir bek oyuncusu Eskişehirspor'dan alınan Bilal. Bilal var. Ceylan. potansiyeli yüksek bir oyuncu, takip edilen bir oyuncu. Rıdvan'ın gelişimini gördükten sonra ve Dorukan da varken ee, Tabi işte şu andaki durgandan bahsetmiyoruz. Bir 2 sene önceki durgandan bahsediyoruz. Varken hani bu oyuncunun da Bilal'in de gelecek vaat ettiği söyleniyor. İyi bir yatırım olarak görülüyor. Takip ediyorum ben de ama yani çok detaylı değil. Çok net bir şeyler söyleyemem. Siz söyleyebilir misiniz? Ben de söyleyemem açıkçası. Ama yüksek potansiyelli olduğu konuşuluyor. 17 maça çıkmış. Şüphe yok çok yüksek potansiyeli gelişme açık. Sergen Hoca'nın da ona katacağı çok şeyler vardır. Yani hakikaten iyi örnekler gördük. Cenk konusu ise Cenk, e, İrfan konusunda da benzer şeyler söyleyeceğim. Oraya gelince Cenk birçok pozisyonda kullanılabilecek bir oyuncu. Yani hücumun iki kanadında da kullanılabilir. Santrafor arkası da kullanılabilir. Santrafor olarak da yani Abu Bakar'ı geri çekip onu da öne atabilirsiniz. O formül işler mi abi? Abu daha geri İşler doğru. çünkü neden? Kara Gümrük maçı. Yani Kara Gümrük maçında o... Kanat'taki ve merkezdeki Mensah'la Abubakar'ı Enkudu'yla e, sağda e, Gezal vardı. Onları içeri çekip oynadığı oyun. Düşün yani Mensah'ın yine Cenk'i koy. Oraya bir kare kurduğunu düşün. İş çok daha iyi işleyebilir. Gelsin Mensah da çok iyi oynamıştı. Sağda Larin vardı abi. Larin mi vardı? Aynen. Tamam Larin vardı. Doğru söylüyorsun. Gezal'ın olmadığı maçı. Aynen. Haklısın. İyi bir düzeltme. Ee, belki Gezal olsa ona girmezdi. Çünkü Gezal daha açıktan iş yapan Oyuncu. Ee, bu, bunun bir parçası olabilir. Cenk el, insanın elini bollaştıran bir oyuncu. Bir oyuncu çok oyuncu. gibi. Onun için de tabii Şenol Hoca'ya teşekkür etmek lazım. Onu çok iyi sol kanat oynattı yani. Ee, net bir forvet oyuncusu, kanat oyuncusu performansı gördü. Tabii o, o dönem hani Korejman'ın ortaları da işte Talişka, Cenk, Abubakar üçü birden kafaya gidiyordu. Kontrol edilmesi çok zor bir üçgen kuruyorlardı oraya. O da vardı. Gezal'ın ortalarında da benzer bir durum ortaya çıkabilir. Yani kontrol edilmesi çok zor. Bir hücum gücüne dönüşebilirler. Cenk de Avrupa Şampiyonası motivasyonuyla muhtemelen en çok onun için tercih etmiştir bu transferi. Ki zaten pek çok kulüpten teklif gelmiş. CSF evet ama yani net oynayabileceği ve göz önünde olabileceği bir yerde ve muhtemelen Beşiktaş'ın oyunu da, Sergen Hoca'nın oyunu da iştahlandırmıştır onu. Bildiği yerde, bildiği oyunun içinde var olmak Cenk için doğru bir seçim. Ama e, dünkü maçı izlediyse abi daha fazla toplu oynayıp kaybeden bir Beşiktaş vardı herhalde orada da. Ama dünkü biraz maçı dünkü maçı izlediyse, ben olsaydım 3 tane atardım falan diye düşünmüş olabilir. Trabzonlar kızacak şimdi ama Abu e, Abubakar'ı yedekleyecek oyuncu olarak hani o gelen ortalarda e, opsiyon yani. Çünkü Abubakar'ın attığı gole bak. Çok iyi ya yakın evet. oynamasına rağmen e, Trabzonspor savunması bir kişiyi kontrol edemedi. E sonra ikinci yarı Uğurcan'ın çıkardığı top var. İlk yarıda, golden hemen önce, sonra işte orta pas bir kafayla indirilen topu Uğurcan'ın hamlesi var. Yani oralarda Cenk olsa, ah benim maçımda demiş olabilir yani izlemişse. Peki abi sana göre biraz bahsettim ama mensah mı Cenk'in gelişiyle direkt kesilecek oyuncu? Yani tabii o, o rotasyon şart yani 20 maç var kolay değil. Üst üste maçlar oynanıyor. E, eksikler oluyor, sakatlıklar oluyor. Cenk yer bulur. Yani tekrar ediyorum İrfan gibi biraz e, rotasyonun sağlam oyuncusu. Yani asıl yeri olan oyuncusuna dönüşebilir. Tabi e, Larin'i de ittirecek oyuncu. Sağ kanatta oynar, sol kanatta oynar. santrfor da da 4 pozisyonda oynayabilir. İyi bir seçenek. E, direkt 4-4-2 de oynayabilirler. Yani Sergen Hoca onu da düşünebilir. Ki zaten Beşiktaş en iyi rotasyonu yapan takımların başında geliyor Süper Rotasyonu öncü rotasyonu en iyi yapan tık. Yani, e, yani Atiba'yı dinlendiriyor. Evet. Şimdi Fenerbahçe bu kadar orta sahaya rağmen Luis Gustavo'yu dinlendiremiyor. Luis Gustavo da çok dinlenmek isteyen bir adam değil ama. Hem <laughs> de çok iyi baktığını söylüyor. Ama Atiba da öyle. Dinlendirebiliyor ki yani o öncü rotasyonu iyi yapıyor. bir de rotasyondan da yararlanıyor. Yani dün mesela Enkudu esasında ya dersin ama Uğurcan'ın çıkardığı bir top var. Alkışladı. yani ben yani kimse inanamadı herhalde. Evet. Ya yani Rozca ve Vida hariç Beşiktaş'ın geri kalan 9 oyuncusu çok değişkenlik gösterebilen oyuncular. Doğru. Vida orada değişmeyen oyuncu olur. Rozca'nın alternatif olmadı alternatif olmadığı işte. için. yok. Aynen öyle. E, Trabzonspor'dan konuşalım istersen abi. Tabii. İnanılmaz bir Urcan performansı. Doğru. Ee, tabii önce Vakayeme. Yani ikisi de sihirbazdı dün. Yani e, hocaların maçı olması beklenir bu oyunun ama iki oyuncunun maçı oldu. Yani ile Uğurcan, geri kalan herkesten farklı bir performans gösterdiler. Sağdaki herkesten farklı. Beşiktaş'ın kendi oyununa çok yakın olduğunu söyleyebiliriz, birkaç yer olmadı. Yani bir orta sahada bir kopuş oldu. Belki Abdullah Avcı'nın tercihinden kaynaklı olarak orta sahayı bypass etti e, Trabzonspor. Ondan mı kaynaklandı bilmiyorum ama Beşiktaş hiç olmadığı kadar boyu uzun bir takımdı. Ona rağmen pozisyonlara ona, ona rağmen 10 kişiyle rakibi baskı altına alabildiler. Ee, yani Berat çıktıktan sonra Bakasetas girince Trabzonspor'un biraz dengesi bozuldu. Berat'la Bakasetas'ın birlikte sahada olması gerekiyor. Birbirlerinin yedeği değil de birbirlerini tamamlayan oyuncular olarak olmaları gerekiyor bence. Ondan mı kaynaklandı bilmiyorum ama e, orada bir baskı oldu ama onundan öncesinde Beşiktaş'ın orta sahasını birbirinden çok kopardı. Oyun. Trabzon bilerek mi yaptı bilmiyorum. Öyleyse işe yaradı. Onu söyleyeyim. Ama Vakayeme çok fark yaratıyor. Yani topu adamı attığın anda her sefer yani Rozier'i hayattan küstürdü ya. Soza'yı iki çalım var. Soza'yı iki defa geçti ama Rozier yani artık maç içinde yani ben ne yapayım artık noktasına geldi onu görebiliyorsun. Allah etti. Çünkü adam yani yürüyerek geçiyor sene. Yani uğraşarak mesela e, Rıdvan'ın sakatlandığı pozisyonda Ekuba'nın süratine yetişmek için bir çabanın neticesinde o şanssız an oluştu. Ama öbür tarafta öyle değil ki Soza diyor ki karşımda zaten koşmayan bir adam duruyor. Ya da Rozi öyle diyor. Ama yürüyerek geçiyor. Yani Abu Bakar'a attığı çalım da çok acayip. Bakasetas'ın kornerinde. Aynen. Sonra burunla hemen içeri attı. O yani, pasın geçmesi de çok acayip. İşte e, hakikaten sihirbaz performansı vardı. Kutlamak lazım yani geri kalan herkesten. Bazen işte oyun ya da antrenörler değil bazen oyuncular farkı yaratıyor. da çok net örneğiydi dünkü. Sezonun da en iyi maçlarından biri diyebilir misin abi? İzlediğiniz. Yani güzeldi, iyi diyemem. Yani çünkü boyu o kadar uzunsa bir takım Beşiktaş çünkü biz neden övüyoruz? İşte kompakt oynuyorlar, birbirlerini tamamlıyorlar, bir birbiri... çok geri koşmak zorunda kalmıyorlar ama bütün bunları yapmak zorunda kaldılarsa ideal oyunlarını tam olarak oturtamamışlardır. Bu ortaya çıkar. Dolayısıyla bu iyi değildir. Ama izleyenler için çok zevkli, çok güzel bir maçtı. Herkes memnun kaldı Beşiktaş'lar aç muhtemelen. Maç sonunda soyma odasında Trabzonlar Abdullah Avcının kasketinden takmış bütün takım öyle bir görsel paylaşıldı. E Güzel semboller bunlar. Ve <laughs> şimdi Abdullah Avcının sen Bakasetas Berat beraber oynamalı dedim evet. e, ve Yunus Mali transferi de yapıldı. Doğru. Tabi Bakasetas yani alan Lig'den üstteyken Trabzonspor'dan Bakasetası yolladı. Efecan gidebilir diye konuşuluyor. Evet. E, bu transferlerden sonra nasıl bir Trabzonspor bekliyorsun sen? Yani Bakasetas'ın direkt ön taraftaki özellikle Wakayeme-Ekuban bağlantısına çok katkısı olacağını düşünüyorum. Yani bunlar bir, iyi bir ikililer ama birbirlerinden çok uzak bir alanda çalışan, oynayan iki oyuncu. Bunları tamamlayacak ve bunların üzerindeki yükü daha biraz alabilecek bir oyuncu Bakasetas. Şimdi Bakasetas'ın istatistiklerine bakıldığında özellikle bu sene attığı gollerin büyük çoğunluğu penaltı ama çok sıkışık savunmalara karşı yani Alanya çok ezberlenmiş bir takım olduğu için çok sıkışık savunmalara karşı bunu oynuyor. Yani Alanya'nın karşısında kim çıkarsa çıksın Fenerbahçe dahil gidiyor yerleşiyor geriye. E şimdi böyle olmayacak Trabzonspor daha fazla yönü olan oyuncu. Yani geri çekilip Vakayama'ya topu attığında Beşiktaş'ı nasıl uzattığını gördük. Bütün bunların içinde ben Bagazetas'ın üretiminin takıma vereceği katkının yüksek olacağını düşünüyorum. Şöyle bir ekleme yapayım abi. iki asisti var ama ligin en çok asist beklentisine sahip ikinci ortası. saha. Evet, çünkü asist pası çok yüksek. Aynen ve en çok kilit pas atan da ikinci orta evet. Yani futbolun istatistiğinin çok anlatamadığı bir oyuncu Bakasetas. Ama oyun içinde izlerken yani normalde istatistiğe bakıp ya tamam on numara da işte liderliği şampiyonluğu oynayan takımın işte üç gol atmış. 7 golün 4'ü penaltı galiba. 3'ü penaltı 4'ü. Yani i̇şte 4 gol atmış, 2 asist yapmış. Bu mudur 10 numarası diyebilirsin. Ancak oyunu izlediğinde asiste yol açan pas işte vesaire bunlarda çok e, ya da alan boşaltmada yaptığı katkı çok özel. E, Alanya'da çok eksi yazabilir böyle olunca. Ha, da Alanya ne yapacak bilmiyorum yani vazgeçtiler herhalde bazı şeylerden. Ya da içeride bir tıkanma gördüler, bir yenileme ihtiyacı duydular. Başakşehir'in yaptığı gibi. Yunus abi o da... Yunus şöyle bir oyuncu. Ee, ben yani çok genç yaştan beri takip ediyorum. O, hocaların çok etkilendiği, özellikle antrenman performansı çok yüksek bir oyuncu. Ee, ancak üst düzey futbolda sahaya bunu yansıtmakta biraz zorluk çekiyor. Kendi kalitesinin altında. Yani bunun örnekleri vardır. Yani kızmasın bana sevgili Özel. Özel Urmacı da mesela antrenmanda hitting gördü. Bu adam nedir falan diye biliyorsun Berlin'deki maçı ilk 11'de çıkardı Almanya'ya karşı. Mesut'a karşı özeri çıkardık biz. Sonra bir daha o uzun oynayamadı. Yani maç büyük maç performansıyla e, antrenmanda ya da diğer maçlarda yansıttığı birbirini tutmuyor. Ee, bazı oyuncu vakayımı bunun tam tersi. Yani vakayımı ya bu adamın savunması yok işte zaten ne yapıyor bilen dersin. Büyük maçlarda büyük oynuyor adam. Ee, Yunus'un böyle bir yani bu 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 eşiği atlama konusunda Abdullah Avcı'dan alacağı çok şey olabilir. Ee, i̇yi bir rastlaşma bence. Ben Aynen. de tam onu soracaktım. Aynen. İyi bir evet. rastlaşma. Ki ben işte e, tabii Abdullah Avcı'nın da şimdi görüyoruz ki ben başta itiraz ettim çünkü Trabzon'a uymaz diye ama e, belli ki bu da iyi bir rastlaşma olmuş. Her şeyi bilmek mümkün değil. Peki Newton'ın yerine en baştan beri bu rastlaşma olsaydı? Bu öyle olduğu için bence senaryo bu olduğu için e, Abdullah Avcı daha değerli duruyor. Belki yine yazın Beşiktaş'taki oyun gibi daha güçlü bir oyunla oynamaya çalışıp daha ya bak olmayı. şöyle bir şey olabilirdi. Burada yani İstanbul'da Beşiktaş'ı yenmesine rağmen bu takım nasıl top oynuyor diye Trabzon Medyası itiraz edebilirdi. Sezon başında almış olsa. <laughs> Doğru. Çünkü o kadar dip yaptı ki şu anda olup biten şey Trabzon'ları hem mutlu ediyor hem de diyorlar ki ya hakikaten tam oynamıyoruz. Trabzon'da hakikaten herkes bir bir futbol çünkü. Oynamıyoruz. Oynamamamıza rağmen gol yemiyoruz. Bu kadar atıyoruz. Kim bilir bir de oynasak neler olacak diyor. Ama sezon başına gelmiş olsaydı bu oyun onları tatmin etmeyebilirdi. Ee, şanssızlıklar bazen işte senin için daha doğru kapıları açabiliyor. Newton'un da böyle bakmak lazım. Olumlu yönden bakmak lazım. <laughs> Newton yani Abdullah Hoca'ya beklentilerin çok düştüğü bir yerde bıraktı. Sergen Hoca için de aynı şey geçerli oldu. Yani Sergen Hoca da tek çare olarak geldi. Abdullah Hoca çünkü olmadı. Kimya uymadı Taraftar hadi bekleyelim Abdullah Hoca falan dedi ama... Ee, hiçbir zaman sarılmadılar Abdullah Avcı'ya ama. Onu da söyleyelim. Yani bir kere bir alkış oldu. Mustafa Denizli'nin yaşadıklarına benzer şeyler yaşadı Abdullah Avcı'da. O galibiyet serisinde. Evet sonra da kopma oldu. Ee, Sergen Hoca için de çok doğru zamanda olup bitti her şey ve oluyor. Bence Abdullah Hoca için de doğru zamanda oldu. Ya Abdullah... böyle, böyle şeylere ihtiyacı var Türk futbolunun. Mutlaka bir, bir bela alacak ki. Allah. <gülüyor> <gülüyor> Böyle şeylere pek ihtiyacı yok. <laughs> Bela dedik abi. Evet. Hemen devrildim. Selamın kavle. <laughs> o zaman buradan Fenerbahçe'ye geçelim mi abi? Geçelim. Rize'yi Fenerbahçe mağlup etti Rize Bir de şunu de söyleyeyim. Vardı. Hakem konuşmadık değil mi? Evet hakem konuşmadık. Yani güzel maç olunca faul iyi de değil ama pek ama olmadı. O biraz garip tabii. 20, 20, 20, 26 küsur dakika galiba faul olmaması enteresan kadar. İkide çok ciddi sakatlık var. O da zeminden kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Ki İkide en iyi zeminlerden çoğunca. biri. Evet. Ama parmağın daha önceden de bir sakatlığı vardı. O tekrar etti. Rıdvan'ın da galiba iki haftada dönmesi bekleniyor. En azından ona sevindik. Çünkü o, o tip sakatlıkları daha uzun olabiliyor. Ee, iyileşme süreçleri. Halil Umutmeler'i de kutluyor muyuz o zaman? E, oyuncunu, yani futbol heyecanlı ve eğlenceli olduğu sürece hakeme az bakıyorsun. Bu hep böyledir. Hep aynı örneği veririm. O 4-3'lük Fenerbahçe-Beşiktaş maçı Beşiktaş vardır ya, Panku'nun kaleye geçti. Kimse hakemden falan bahsetmedi ki ciddi hatalar yapmıştı yani. Oyun tempo heyecan olunca herkes alkışlıyor. Dediğin seyirlik noktasına geliyor sanki. Tabii. Abi Fenerbahçe yani, kazandı dedik. E, Şumudika'nın ilk maçıydı Çaykur Kurize ile. Ee, çok korkunç bir zeminde oynandı bir kere onu söylüyorum. Çok ciddi bir problem bu. Bu kadar büyük oyuncuları, bu kadar büyük markaları transfer ediyoruz. Genç yeteneklerimiz var. Ama çıkardığımız sahalar onları sakatlıyor. Ve haftanın iyi zeminlerinden biri bile denebilir sanki. Yani normal ki... zamanda. Normal zaman. Aslında bu hafta için yani Alanya çok kötü, falan kötü. diyor. Alanya. Ama Alanya'da Kasım, Alanya'da, alarsa, Alanya'da su bastı. Evet. Yani ertesi gün zemin cillop gibiydi aynen. gene. Fenerbahçe'de okul tarafındaki kale çamur oldu. Yani o, bu olacak işte bunların böyle olmaması lazım. Ee, bir ceza gelmeli mi peki abi? Erzurum'un gördünüz mü sanayi? Erzurum ki ya yeşilliğe dair bir şey yok <laughs> Erzurum'da. Erzurum. Hayır oynanmaması. Toprak lazım. saha. E sen Karagümrük'ün ne günahı var? Adamın yani burası uygun değil diyor. Bu mu uygun? bunlar mı uygun? Ya yani bu kadar transfer, bu kadar önemli oyuncu falan yani geçen programda anlattım ya adamı veriyorsun kiralık ileride oynar diye sakatlanacağız emine. Sürekli adam sakatlanıyor. Yani bu kadar önemli oyuncu Berhan da yürürken Fegül ile Berhan da yürürken sakatlandı Malatya'da. Ya bence büyük takımlar hani Türkiye'ye kiralayan oyuncularını baksalar zeminlere dediğin gibi çok istemezler yani. Evet. Yani bu, bu, bu da 3-5 kuruş halledilecek şeyler bunlar ya. Sonra spor bakanı çıkıp açıklamıyor düzelteceğiz falan diye. Yani spor bakanın işi mi bu? Yani ona mı kalmalı? Çok bir zahmet halledin yani. Fenerbahçe yani. açısından şu. Şimdi İrfan transferi özelinde konuşmak lazım. Şimdi ben Galatas geçen hafta Galatasaray'a daha yakın olduğunu düşünüyordum. Çünkü Galatasaray çok istiyordu. Çıkabilirler diye düşünüyordum oraya. Ama burada konuştuk hatırlarsın. Fenerbahçe'nin belki Galatasaray'dan daha fazla ihtiyacı var dedim. Ki o da izleyicilerimizi ikiye tepki, bölmüştü. Tepki oldu orada. Şimdi şundan dedim bunu. İrfan Fenerbahçe'de ya da Galatasaray'da. 5 pozisyon oynar. Yani savunma dörtlüsünü çıkar. Santrafor çıkar, geri kalan bütün pozisyonları oynar. Gustavo'nun yanında oynar. Oynar. Gustavo Ozan'ın önünde oynar. Sağda sağında oynar, solunda oynar. O 5 pozisyonun tamamını oynar. Hatta mesela 3-4-1-2 gibi bir oyun oynandığında üçlü dışındaki her yerde oynar. Dolayısıyla senin e, potansiyel olarak 7 pozisyon oynayabilecek milli takımda milli takımın direkt oyuncusu bir oyuncun var şu an itibariyle. Avrupa'dan da teklif almış alan. En azından potansiyel var yani para kazanabilirsin. Dolayısıyla bu Fenerbahçe ha şimdi diyorlar ki ya o da var işte Mert Hakan var sosa. Mert Hakan'ın gelişme kaydetmesi lazım. Öyle bir iki gömlekte de değil. Benim çok beğendiğim oyuncu ama gelişme kaydetmesi lazım. Zihinsel, fiziksel, oyun, taktik açıdan Mesut bilmiyoruz. Büyük yetenek, bir dünya markası ama ne kadar futbol oynamak istiyor bilmiyoruz. Ne kadar hazır bilmiyoruz. Oyunla alakalı ne kadar kendi hazır bunların hiçbirini bilmiyoruz. Sosa çok iyi oyuncu. Ancak o liderlik mevzusundan kopma var. Onar dakika görüyoruz bir de. Kopma var yani bir kopma var. Asılmıyor işe. İstiyor liderlik verilsin. Bu, ama bunu yeni söylemiyorum ben. Yani 6 ay önce de çünkü benim daha önce konuştuğum herkes bunu anlatıyordu. Sosa ile ilgili beraber çalışmış olanlar. Zor bir oyuncu. Çok yararlı oyuncu. başka kim var orta sahada? Ozan. Ozan var. Pelkas var. Tek başına üstüne bindiriyorsun. Pelkas'ın pozisyonu farklı. Pelkas bence forvet oyuncusu orta sahadan çok. Şimdi bütün bunları yan yana koyduğunda aldığın oyuncu hazır. Şampiyonlar Ligi seviyesinde şampiyonluk kazanmış. Ligin direkt oyuncusu. Yani takımının direkt oyuncusu. Milli takımda Şenol Güneş göreve gelirken ben bizzat konuştum. Mahmut, İrfan Emre yapacağım dedi. Yani Başakşehir orta sahasını direkt milli takıma koyacağım dedi. Ki şey yaptı da. Yap mecliste çok sakatlık falan oldu o dönem. Yani birilerinden biri olmadığı maçlar çok oldu. Oraya başka oyuncular da girdi tabii. Mert'i de arkaya koyduğu zaman orada bir takım oluyor çünkü. Başakşehir'in en iyi olduğunu. Üstüne üstlük hiçbir gelişme kaydetmesine gerek yok. Hazır yani. Olmuş durumda. Aynı şehirde. Şehir değiştirmiyor. Ve Mesut'la oynamak onun için keyif olur, Mesut ondan yararlanır. Pelkas'la oynamak onun için keyif olur, Pelkas ondan yararlanır. Gustavo'yla, Ozan'la hepsiyle hiç kimsenin yerine oynamasına gerek yok ama hepsinin yerine oynayabilir. Ve hepsiyle de beraber oynayabilir. Şimdi bundan daha ideal bir durum olabilir mi? Şimdi mesela şu soru soruluyor. Önemli olan İrfan'ı gençler Birliği'nden almak diyenlerde oluyor. İdealinde doğru. Ancak ben o günü hatırlıyorum. Masada Fenerbahçe vardı. Başakşehir sonradan girdi araya. İlhan zannediyorum o transferden sonra rahmetli oldu. Yanlış hatırlamıyorsam. Fenerbahçe'nin 2 galiba koyduğu para ama vadeliydi. Başakşehir'de galiba 1800 masaya koydu direkt. Ve Gençler Birliği de orayı tercih, orayı tercih etti. Belki kendisi için de O gün söylediklerimi olur. hatırlıyorum. İrfan çok iyi oyuncu ama Başakşehir doğru adres. Çünkü Fenerbahçe'de yok olabilirdi. Olgunlaşmamıştı, oyunu gelişmemişti. Zihinsel olarak... Bizim takımlarımızın bu tip oyuncuları geliştirme kabiliyeti yok. Geliştiremiyoruz o yaşta oyuncuları. Abdullah Avcı'nın Başakşehir'in yanına gitmesi, o sistemin içinde kendi yavaş yavaş göstermesi. Çünkü hemen bir anda girip 11'de oynamaya başlamadı. Yavaş yavaş, yavaş yavaş. yavaş Asıl oyuncu oldu, milli takıma çıktı, yürüdü gitti. Şampiyonlar Ligi oynadı, hat yaptı falan. Falan anladın mı? O eğitimi tamamlayabildi. Yani Başakşehir'in ki o dönemki durumu bundan sonra da devam edecektir umuyorum Aykut Kocaman'la. Olabilecek en doğru eşleşme. Sadece Aykut Hoca'dan şunu rica ediyorum. Beni artık sevmiyor olabilir. Ama rica ediyorum biraz neşe abi. Biraz yüzü gülsün, biraz bir espri bir Ya o 3 Temmuz'u artık sırtından atması lazım. Ve bu tartışmalar işte Aykut Hoca'nın oyununu beğenenler, beğenmeyenler. Ersun Yalcı'dan Aykut Hoca. Bunun böyle bir cepheleşme olabilir ama Aykut Hoca bunların taraflarından biri olmaktan bence çıkmalı. Basın Toplantik yani bilerek yapıyor mi? demiyorum. Hı hı. Bilerek yapıyor demiyorum ama bunun biraz dışı çünkü ben Aykut tanıyorum. Dünyanın en komik adamıdır yani. Çok zeki, çok neşeli. Hayattan keyif almayı bilen. Biraz bu yönünün de ön plana çıkması lazım artık da bundan daha iyi dükkan olmaz. Seyirci yok bir şey yok. Üzerine konuşacak kimse yok. Az yani. Gol yeme kredisini de kullandı e Başakşehir. Yok, e e tabi Başakşehir'in bir de şöyle bir durum var. Diyor ki ben her sene dördüncü olsam yeter bana diyor. Önümüzdeki senelerde. Ben şampiyon oldum nasıl olsun diyor. Burası bir işletme diyor. Ben buradan para kazanacağım. Oralarda olacağım. Derdim o diyor. Aykut için daha iyisi olamaz. Ee, yeni İrfanları da Aykut bekliyoruz. Dolayısıyla İrfan Can Kahveci'nin Başakşehir'e gidip sonra da ne kadar maliyet farkı olursa olsun Fenerbahçe'ye de Galatasaray'a gitmesi İrfan olgunlaşma açısından bence doğrudur. İdealinde tabii ki keşke kulüplerimiz 17 yaşında alıp onları yetiştirip kullanabilseler ama bu olmuyor. Bu olmuyor yani bugüne kadar olmadı. Bu arada abi İlhan Cavcav'dan bahsettin. 18 gün sonra e, vefat etti. Evet, evet hatırlıyor mu dönemi? Yani komaya girmişti galiba rahmetli hemen sonrasında. E, transfer daha yani transferin olduğunu görmemiş olabilir. Olabilir. Bu kadar yakında. E, bir de bence İlhan Can'ın şöyle çok güzel bir artısı var. Ya Galatasaray'a da gitseydi, Fenerbahçe'ye gitseydi Euro 2020 oynayacağı için ya yani 7 milyondan daha büyük paralara satıp mümkün. Bu mümkün. Yani böyle bir ihtimal var çünkü şöyle şimdi bunlar hep e, kerteriz alarak belirlenen rakamlar. Şimdi Ozan Kabak Liverpool, Meri Juventus, işte Çağlar Leicester belki seneye umuyorum daha büyüyor. Cengiz Leicester. Şimdi bunların yanında bunlar kadar bundan daha iyi oynayan oyuncu milli takımın içinde görüldüğü anda. Fiyat ona göre belirleniyor. Yani neyi kertenize alacaksın anlatabildim mi? Çünkü Türkiye Ligi vitrin açısından o kadar sağlam değil. Ben zamanında Ozan Tufan için söylemiştim. Bu adam çıktığında, Bursa Spor'da çıktığında Arjantinli olsaydı 40 milyon euroya gidebilirdi Atletico Madrid'de. Çünkü dükkan sağlam. Risk alıyor. Ama Bursa Spor'dan, Türkiye'den onu alamıyor. O kadarını alamıyor. Kimler, şimdi kim, şimdi yavaş yavaş. Alaman transfer oldu. Ona da hayırlı olsun. Umuyorum doğru bir tercih yapmıştır. E şimdi onu Frankfurt'a gidiyor. Çok heyecan verici o aslında. Heyecan verici ama umuyorum hani iki jenerasyon sonra Antra Frankfurt'a değil de Atletico Madrid'e gitsinler. Yanlış demiyorum. Çünkü bu dükkan bu, kadarını üretiyor şimdi. O dediğin Vedat ve Solot başarılı olsun. Onların başarılı olması lazım. Şimdi Cagne asist yaptı. Ben sevindim yani. Umuyorum önümüzdeki hafta bir tane daha yapar. Bir tane atar. Ya yani Türkiye Ligi'nden gitmiş adam. Hatta dışarıda kalmış adam. Bak Premier Lig'de iş yapıyor. Deşe maçı genellikle... var. Atabilir belki. Tam tersi gelenlerin de başarılı olması bizim için çok iyi çünkü o zaman adam diyor ki ya biz buraya yollayalım burada gelişiyor. Basamak şeyler... olarak kullanma. Aynı. E tabi. Bu, bu bunun, bunun bir yerinde durman lazım çünkü e, futbolun amerikanizasyonu başka bir yere götürüyor işi. Senin buradan bir rol alman lazım. Eskisi gibi olamazsın. Eskisi gibi olmayacak. Bunda bir gerçek bir rol edinmen lazım. Bütün sektör için lazım bu. Bir milyon kişiden fazla ekmek yiyor futbolda ya Türkiye'de. Az buz değil yani. Sadece futbolcular yok. Yani amatörlerin çektiği sıkıntılar falan bunlar hani Covid sonrası umuyorum bir an önce düzelecek. Çünkü ciddi bir e, kanayan yara yani. İrfan Cenk'in e, Marsilya olabilecek diye konuşmuş abi. Orada da kulübü falan basınca e, taraftarlar iyice kaynadı. Yani bilmiyorum ne kadar duydun ama Göksel Gümüş daha bu süreci çok iyi yönetti onu söyleyebilirim. Yani baktı ki İrfan artık elden çıkıyor. O nokta geldi. Olgunlaşmış. Meyve olgunlaşmış. Düşecek. Hani bozulmadan bir an önce e, biz... Ee, koparalım dedi. Ee, i̇şte şirket mantığı. Çünkü başka büyük kulüpte Irfan'ı satamazsın. Böyle oynayan oyuncuyu satabilir misin kolay kolay? Rakibine. O işte şirket olmanın, trans, yani seyircinin çok büyük olmamasının avantajları. Doğru doğru yönettiler. Ee, biraz açık artırmaya çıkardılar işi. Fenerbahçe istediklerini verdi. Ha bunun ekonomik yönünü nasıl verdiğini bilmiyorum. UEFA'dan anlarım ben. Oldu oldum olmadı mı? Ya yani şimdi hesap kitap yapıyor ya herkes. İşte şu şöyle oldu, bu böyle oldu. Bunlar Türkiye'de karışıktır bu işler. Her zaman arkadan dolanırsın yani. Yani futbolcu İngiltere'den geldiğinde karantinaya mı giriyor? İrlanda'dan getirirsin kimse de bir şey demez. Yapıldı yani. Dolayısıyla bunlar Türkiye'de yapılır. Böyle mi yapıldı, böyle yapılmadı mı? Bunu UEFA, şimdi geçen sene mesela Trabzonspor, aa ah hallettik, mahallettik derken bir anda kaldı dışarıda. Bir şey diyebildik mi? Türkiye'de olsa yangın olurdu. Hiçbir Atabilir şey misin olmaz. dışarı? Hiçbir şey o olmaz. Umuyorum, e, hakikaten hesap kitap doğrudur. Fenerbahçe'de Galatasaray'da bir problem çekmez bundan. Peki 11'e hemen yerleşir mi İrfan Can? Hemen yerleşir. O zaman hemen yine kısa soruyorum. Ee, bir de çok kısa Bright Osay Samuel'i izledik abi. Ee, zemin ]lerden. çok uygun değildi. Bir de şeydi yani, tedirgindi. Onu görebiliyoruz ama yani Perotti'yi kullanamadığı e, bir dönemde böyle hızlı bir oyuncu çok işe yarar. Yani kırmızı kart gösterdi işte. Ve yine ha. abi benim geçen programda söylediğim sala gibi genç olunca taraftar bence bir ekstra heyecanlanıyor. Tabii ki. Bir de buluş yaptık heyecanı var bu yani. Hani Set bir, bir, bir tane bir adam geldi. Aynen. Adam baksana nasıl oynuyor. Şimdi bununla da ya çok abartıyorsun falan. yani ben zaten şunu söylüyorum şu ana kadar en iyi performans diyorum şu ana kadar en iyi futbolcu demiyorum yani yarın öbür gün gerçek bir baskıda ayağımı dolaşacak çünkü yaptı bir hata avuta çıkarmaya çalışırken neredeyse iş penaltıya gidiyordu evet. yani. Ya da gole gidiyordu. İrfan topu ir, İrfan diyorum. İrfan Can kaleci. <laughs> o İrfan Can da çok iyi kaleci. <laughs> Onun da o da heyecan verici yani Göztepe'nin kalecisi de. Altay topu şu eline basmasa hiç penaltıya gidiyordu yani. Ve abi sen keşiften bahsettin. Ee, böyle çok Aykut Kocaman'la konuşmuşken araya söyleyebiliriz. Başakşehir'i Yusuf Malatya'nın keşif diye. Askeri ücretli oyuncusu. oyuncusu değil mi? <laughs> Artık Başakşehir'de oynayacak. 45 bin euroya almış Malatya. Malatya. Burundi'den mi aldı direkt? Onu çok takip edemedim. Galatasaray'da istiyordu ve neden istediklerini de sahada anlayabiliyorsun çok kuvvetli çok hakikaten ayağı da fena değil ee, enerjisi çok yüksek ee, hakikaten dikkat çekici oyuncu Malatya'nın dikkat çekici oyuncularından biriydi. Ee, başka bir 23 yaşındaki bir oyuncuya geçelim abi istersen geçelim. Mustafa Muhammed Galatasaray ve transferlerine bakalım. Yani Mustafa Muhammed'i çok tanıdığımı söyleyemem. Ee, birkaç okuduğum şey var Fransız medyasında. Ee, seyrettiğim birkaç. Ben biraz Ümit Karanvari buldum tarzını. Ee, Mısır'dan Türkiye'ye gelen oyuncularda genelde başarı sağlanıyor. Böyle iyi bir ruto. Ee, tarihsel süreçte. Ee, saint çok istiyordu. saint zannediyorum 5 milyon euroya kadar çıktı. Ama Galatasaray 6 milyon euro toplamda bir para ödeyecek. Ee, o da sonrasında para kazanılabilecek bir oyuncu. Umuyorum olur tabii ama şimdi Cagney'i yollayıp e, Falcao'dan ne alacağım bir yani belli değil gidebilir bile deniyordu. Belki gidecek bir yayına girdiğimizde onu bilmiyorum sakatlık var. Orada bir hani bir eksiklik var gibi geliyor bana. Bu Penza konuşuldu abi ki onunla alakalı ekip bir tam sayfa Mustafa Tağ paylaşmış. Ee, haber vardı yani. Bordo bıraktı şimdi forvet arıyorlarmış. Bu Penza'yı yani eksikliğini hissediyorlar diye ama o da Şimdi olmayacak Ömer gibi. Erdoğan çok iyi kullanıyor. Çünkü bu penza çok geç monte oldu Hatay Spor 11'ine. Yani sürekli başın, sezon başından bir mükemmel performans gösteren bir oyuncu değil. Gerçi sezon başında çok sıkışık yürüdü ama iş. Ee, çok değişik işler yapıyor ama Ömer Erdoğan oynattığı oyunun da bunda çok katkısı var. Ben biraz Lille benzetiyorum. Hatay Spor'un Yani 4 bağımsız hücumcuyla oynuyorlar gibi. As, ama as, asıl aralarında çok iyi bir trafik var. Ee, ve çok değişik oyuncular var yani. Şu Diof'un indirdiği topu gördün mü bilmiyorum bu hafta. Olacak iş değil yani. Akintola'yı da ben bayağı beğeniyorum. Akintola da, Kamara'da da bir yükseliş var yani. Menemen Spor'dan mı geldik? Menemen tamam. Spor. E, onda da yükseliş var. Yani Ömer, Ömer Hoca'yı kutlamak lazım. Hakikaten iyi oyuncuların her hepsinden hemen hemen hepsinden ekstra performans alabildiler. Ya yani ben bu Benza'nın Hatay Spor'daki performansını başka bir kulüpte tekrarlayabilir mi ondan emin değilim henüz. Lille'de belki. Olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Olabilir. Yani Fransızların yeniden dikkatini çeker tabii. Mustafa Muhammed de bu arada Ayman'la aynı kulüpten geliyor. Zamalek'ten. Zamalek'ten. Evet. Galatasaray'ın başka transferleri de oldu. Halil Dervişoğlu. Onye, Kuru. tabi tabii. Aynen. Yeni Onye... eski transfer. Onye Kuru yani Galatasaray'la bahar olabilen bir insan. <gülüyor> yani... <gülüyor> Değil mi yani şey Galatasaray'ın öz çocuğu falan bizim evlat mevlat, mevlat, evlat yani. mevlat hikayeleri oldu ya yok yani o Alman milli takımını tercih etmiş Türk milli takımı <laughs> şimdi Yunus'un transferine bakıyorum işte gerçek Türk milli takımı. ya adam bir, şimdi bir, bir tercih yapıyor orada yani milli takım bence ben Mesut'u eleştirmiştim mesela değil mi? şundan ya Badem Alman milli takımını tercih ediyorsun söyle bari marşı yani bir şey tercih ediyorsan ona uygun davranmak lazım çok Kedira'yla falan söylemediler ya e, o zaman niye tercih ediyorsun yani bu, bu benim eleştirdiğim bu. Yoksa Alman milli takımı, Amerikan milli takımı tercih etmiş, Fransız milli takımı tercih etmiş. Ederse eder abi. Ki muhtemelen o Onunla, tercih yapan kişi için zor bir şeydir. E kolay olabilir mi? Ama yani önünde bambaşka bir kariyer var. Adam yani Dünya Kupası'nda 2010'da o gösterdikleriyle bir yere geldi. Yani milli takım, kulüp etkileşimi, etkileşimi kuvvetli bir şeydir. Ve burada bir opsiyon gördüğün zaman da bunu değerlendirmişsin. Ha bazısı yok abi ben Türk milli takımında oynayacağım diyor. Altı top kardeşler öyleydi. Vardı el imkanları. Yok dedi. Biz Türkiye'de oynayacağız dedi. Değil Nuri direkt ben Türk milli takımında oynayacağım. Bazı da bir de tabii dönem de farklı bir taraf. Mesut'un milli takıma çıktığı dönem e, Alman hükümetinin e, daha entegrasyon ve e, daha çok ulustan insanı e, milli takıma ya da her tarafa katma çabasının olduğu özel bir dönemdi. Yeşil Sağ'da sınırlı olmayan bir süreç. Değil. Yani Mesut onun simgelerinden biriydi. Baya e, neredeyse bu politikanın posteriydi adam. Dolayısıyla oradaki teveccüh de etkilemiş olabilir. Bunlar gayet normal şeyler. Burada anormal bir durum yok. Ha sonra işte gerçek bizim evlat filan. Şimdi bunun üzerinden bunları şey yapmayalım. Yani bunu daha önce de söyledim. Öyle büyük takımlar var ki bizim tarihimizde. O takımda o takımı tutan bir kişi yok. Bunlar profesyonel işler ya. Bizimden işte gerçek bir Fenerbahçeli, gerçek bir Galatasaraylı. Bırakın sahada göreceğim ben gerçekten. Taraftarlık parayı ver vermek de olur. Almakla olmaz. Ta parayı aldığın anda senin taraftarlığın düştü abi. Kusura bakma. En büyük markayı aklına getir. Başka kulüplerle görüştüğünü biliyorum. E, kim en büyük marka? Futbolda. Futbolda. Yani es her herkes bizim ülkemizde de kimse herkes başkalarıyla masaya oturuyor abi. Senin efsanen olabilir mi? Başkalarıyla oturuyor yani. Çünkü bu bir iş. E, Kobe mesela çok kez takaslanmak istediği söyleniyordu. Ya orası zaten şey de hani bizde bizim gerçek Fenerli, gerçek Galatasaraylı. Sen gerçek Bülent Korkmaz geldi benim aklıma öyle deyince. Bülent Hoca'nın bilmiyorum bak. Doğru söylüyorsun. <laughs> Bülent Hoca'nınkini kim bilmiyorum. Bülent Hoca'da öyle bir tartışma yoktu ama zaten hiç. Ama böyle birçok, onun gibi birçok ismin. E, Feyyaz, Uca, Feyyaz Uca, işte Feyyaz Uçar oynadı yani Fenerli. Tanju oynadı yani. Yani rahmetli e, Selçuklu Galatasaray'da oynadı bir sene Tersten Gökhan da mesela. Çok var çok. Ve olmamış da çok anlaşma var. Tabii. Var yani. vesaire. Tabii. Öyle anlar da var. Abi Galatasaray'da tabii başka hamleler de oldu. E, Onyekuru'nun Onye tabi tabii hemen gelir, gelir gelmez yaptığı katkı. Bu moral açıdan önemlidir ama bir taraftan da bu kadar uzun süre oynamamış oyuncu bu tip dalgalanmalara girebilir. Onu da akılda tutmak lazım her zaman. Çünkü geçen sene bir golü var mesela. Bir gol bir asist. Ee, yani dalgalanmalar olabilir. Çok iyi bir giriş oldu tabi. Hoca da çok iyi çizdi oyunu. Ee, hem Kerem'in hem onun girişi savunmayı da rakip savunmayı da etkiledi. Ne yapacaklarını şaşırdılar biraz. Kerem'in de asistine belki paranteze Evet. Çektim. Hem de bir şutu var, güzel de bir şutu var. Ee, i̇kisi de çok oyunda çok etkili oldu. Hocanın tercihiydi. İşte Arda'yı on numaraya aldı. Orada hakikaten orayı bir karıştırdılar bir anda. Bunlar, bunlar güzel, Onyakur'un hemen gelir gelmez uyum sağlaması güzel ama bir taraftan da o dalgalanmaların olabileceğini de unutmamak lazım. Galatasaray'a tabii yeni bir, pe bunu, bu bunu kıracağım ben <laughs> ama bunun büyüğünü istemiştim. Sezonun başına gelmedi ondan oluyor galiba filan. <laughs> şaka yapıyorum. Mesaj aldık abi. Yok yok şaka yapıyorum. Bir başka oyun opsiyonu ortaya koyabiliyor artık Galatasaray. Yani biraz daha geride duralım çünkü çıkamıyorlardı, hızlı çıkacak adamları yoktu. Şimdi bu sayıda biraz artış var Kerem'le birlikte Şimdi... Onyakur'uyla hız demişken Fatih Terim zaten hani... Mustafa Muhammed'de de belli bir sürat var. E, Omar durumundan sonra Sabek için zaten isteğin belli demişti. Yedlin yeni bir transfer olacak. Nünkasıl'daydı. İlk yarıda e, ligde Premier Lig'de de maçlarda oynadı. Ama tekrar çalışma vizesi de çıkmamıştı. Bir, bir Rusya etkisi vardı. olabilir. Değil mi? Çok Hı. hızlı. Yani 100 e, metreci gibi. Savunması yani. da var ama. Yani Salt mesela Saratçı'nın savunmasının olmamadığı üzerinden onu eleştirebilirsin ben izlediğim kadarıyla yedinin savunması da iyi. Bence Katılmıyor o, musun? Katıl itiraz. Belki biraz Saraç etkisi yaratabilir. Öyle mi diyorsun? Bana öyle geliyor. E sen ama benden daha fazla seviyesi tabii daha farklı. Bence ilk o 2014'te Amerika'da bir maçı vardı Belçika. Hmm. Yani i̇nanılmaz bir bindirme Yok o bildirmeler inanılmaz. O günden zaten. sonra bence biraz savunması gelişti ama hala bence esas olayı hücum. Yok oraya onu kuşku yok. Yani karşılaştırma saratçı karşılaştırması yapıyorum ben. Sanki benim izlediğim kadarıyla yani Sarahç'den daha iyi savunması var gibi geliyor. Fizik sağlamlığı daha üst düzey en azından. Bunu söyleyebiliriz. Fizik büyük fark yaratabilir gibi evet. bence de. Ee, bir de abi yine Premier Lig'den bu diğerlere gelecek bir oyuncu var. E Getson Fernandes, Galatasaray. <laughs> bu biraz şimdi girdiğimiz dakikada karmaşa biraz. Biraz karmaşa var. Neden? Şimdi açıklanacak muhtemelen biz yayına girdiğimizde ya da sonrasında. 6 aylık mı yani 3,5 aylık mı bu anlaşma? Yani bu anlaşma aslında... Oyuncu Tottenham'da sürü alamıyor. Avrupa şampiyonasına en iyi şekilde hazırlanabileceği, sürekli oynayabileceği bir yere geldi. Çünkü adamın serbest kalma bedeli, yani çıkış klozu 120 milyon euro. E bon servis de 43 milyon euro. Yani Tottenham almaya karar verirse Opsiyon. 43 milyon euro alacaktı opsiyonu. Hem Orion'da ilk transferi Tottenham. E, Tottenham tarihinde en pahalı ikinci transferiymiş. Yani bir Guardian'da bir haber okudum öyle yazıyor. Bilmiyorum bakmadım ama haber buydu. Alınırsa mı? Alınırsa. Alınırsa. Ama kiralı da 4,5 milyon euro. Evet. Yani o da az buz para değil yani. Şimdi adamın potansiyeli hakkında hiçbir şüphemiz yok. Zaten biz seyrettiğimiz her seferinde Galatasaray'a karşı da oynadı. Ee, Fenerbahçe'ye karşı, Fenerbahçe karşı da oynadı. Karşı da oynadı. ile ilgili hiçbir sorun yok. Yani hem cüsseli, hem dengeli, hem çok hızlı, hem ayakları iyi bunların hepsi var. Burada hiçbir yok. Ancak süreklilik yok. Şimdi tabii bu yetenekte ve bu e, e, potansiyelde bir oyuncu ancak bu şartlarda getirebilirsin ama bir taraftan da. Bu yaşta. Yani dolayısıyla yani Galatasaray'ın yaptığı iş çok güzel ama yanında riskleri var. Talişka'ya e, transferin gelişi açısından benzetir misin abi? Benzetirim. Dün konuştuk onu zaten yani. Talişka ama geldiğinde gideceği belliydi. Hatta Beşiktaşlar bana çok kızmıştı. Giderken çok üzülecek. Beşiktaşlar dedim ya ne üzülecek falan. Abi yani adam gitmek üzere geldi biliyoruz. Hatta Monaco ile kesin bir anlaşması olduğu da söyleniyor Lodun'a. Sonra Çin'e dümen kırıldı. Ee, gideceği belliydi yani kalmayacağı belliydi. Şimdi bu oyuncu içinde, son içinde ama bu sene sonunda mı gidecek? Yoksa 18 aylık mı anlaşma? Çünkü dün 18 aylık diye çıktı. Bugün haberlere bakıyorum 6 aylık ve 3,5 aylık daha doğrusu. Ve bunun üzerine de çok fazla bir açıklamada yok şu ana kadar. Muhtemelen kapa bildirildiğinde öğreneceğiz. Eğer 18 aylıksa mükemmel. Hakikaten mükemmel. Yani böyle yüksek potansiyelli bu yaşta bir oyuncudan bir buçuk yılda olsa yararlanmak işte Taliska'yı unutmuyor kimse. Alman mümkün değil. Alman mümkün değil. Çünkü yıldan acaba Tottenham çıktı mı çıkmadı mı onu da bilmiyoruz. Çıkmasa da çok kolay. Hayır, hayır alamazsın. Var. Mümkün değil ya. Yani. Çünkü o parası inse inse nereye iner yani. Zaten indi mi kullanamıyorsun demektir. Çünkü devamlılık sorunu olan oyuncu. Yani kullanamıyorsun. Devamlılığını hallettiği anda Fatih Hoca. Bence Fatih Hoca için çok güzel bir challenge bu. Ya hoşuna gider bu tip işler. Bu adama hani ben e, yeniden o hak ettiği, vaat ettiği e, noktaya çıkarabilir miyim diye bu anlamda çok doğru. Ama üç 3,5 aylıksa bir taraftan 3,5 ay da çok işe yarar ama bir taraftan da çok kısa be yani. Yani çünkü <gülüyor> 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 gerçekten. Çünkü bu adam boya değil mi? Yani net. Yani e, kimle işleştirirsin? Karşı karşılığını veren, aynı pozisyon oynayan Mesela düşünüyorum. Şey geldi benim aklıma. Renato yani Sanchez'in ilk o Euro 2016'da çıktığı dönemde performans olarak ama yani oyunculuk oyunculukları farklı çünkü. Tabii, Tabii. yani çok fizikli zaten. Bu biraz e, Getson biraz daha teknik fizikten ziyade kalıp yani kalıptan ziyade ee, bence tekniği de var. Fiziği de var. Hızı da var. Çok şey vaat ediyor. Enzonzi'yi ben... getirir mi akla? Enzonzi'den çok daha dinamik. Bir de Enzonzi'nin çok daha dinamik. Boyu da uzundu. Çok çok daha derim. Yani hakikaten özel oyuncu. Ama potansiyel bunların hepsi. Bir de şu da olabilir abi. Solottaki gibi yani bir buçuk yıllık sada anlaşma. Yine hani devreye çok çok iyi oynarsa girilebildiğini gördük. Yani yine anlaşmalar sağlanıp. Ee, ama orada opsiyon vardı. Trabzon'da. Trabzon'daki anlaşma 6,5 milyon euroyu verdiği anda alabiliyordu oyuncuyu. Şimdi burada öyle bir anlaşmada da öyle bir durum olamaz. Zannetmiyorum yani çünkü bir önceki anlaşması 43 milyon pound olan adamın fiyatı nereye yenebilir ki? 4,5 milyon euro bir yıllık kiralıktan bahsediyoruz. ya yani çok acayip yani Tottenham anlaşması. Burada herhalde ha, araya en... girebiliyor mu onu bilmiyorum tabii o anlaşma nasıl yapılacak. Herhalde o en optimum çözüm hani eğer iyi bir performans gösterirse kulüpler de memnun olursa bir sene daha kiralama gibi. 2,5 şey mi diyorsun? diyorsun? Bence bu oyuncunun ortası vasatı yok. Ya yani bu olsun? olursa olur zaten yani olursa gider. Yani çok üst düzey gider. Ee, olmazsa ne olur? Umuyorum olur. Yani benim burada şu, şu yani umuyorum 18 aylıktır. Ki zaten... Bunu, bunun, daha ötesinde bir şey beklemiyorum ya Yani, yani Portekiz U15, 16, 17, 19, 20, 21 ve milli takımda hepsinde. Evet şimdi Avrupa Şampiyonası öncesi çünkü 3,5 aylıksa bu tamamen Avrupa Şampiyonası'na yönelik Aynen. bir iş demektir. Bu da bundan da yararlanırsın ama yani keşke bir daha ötesinde bir katkı da olsa yani bir para kazansan ya da bir buçuk yıl sana ee, katkı verse bir şampiyonlar ligine gidecekse ya da Avrupa'da bir yere gidecekse Galatasaray orada bir sana katkı verse bunları da almak daha doğru yani 3.5 ay biraz e, kötü değil ama böyle işte tadı ağzında kalır gibi anlatabildim Nereyi mi? Nereye iyi oynarsa iyi evet. oynamasa da olmuyor işte zaten o <laughs> kötü yani başına dert onda da. Orta sahada kimle eşleştirirsin Galatasaray'da son? Bence Sözümün. olmayan bir rolü olacak yani, yani şu an oynatırsın diyeyim daha doğrusu ee, iyi bir bağlantı oyuncusu. Yani Taylan e, işte Santfor arkası kimse çünkü Onyekuru girdikten sonra da bir karışıklık olacak. Onyekuru Belhanda'yı mı kesecek Arda'yı mı kesecek bilmiyoruz. Ee, Taylan'la önündeki oyuncu arasındaki bağlantı oyuncusu olacak. Ve oyunu değiştirecek. Yani Galatasaray'da böyle bu tip bir oyuncu yok. Hem orta sahada dirençle hem e, kat edebilen Öyle bir oyuncu yok şu anda. Kendini gösterenlere geçelim, geçelim o zaman. Yani var tabii çok oyuncu var ama Perşembe günü daha konuşuruz çünkü öyle bir transfer dönemi geçti ki. Çok sakin <laughs> beklerken yine... Çok acayip. Son, sonda bayağı şey oldu yani. Başımız döndü. E, Vakayme zaten konuştuk ama buraya almadan olmaz dedik abi. Vakayeme ve Uğurcan. 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 Yani haftanın en parlak performansları. Onyekuru ve Kerem. Doğru, o iki, ikili o da enteresan bir ikili. Hatay'da çok değişik, iyi bir ikili var. Ee, <laughs> Diylar. Kontrolüyle bile. Upenza. Orada da çok parlak performans vardı. Başka? Ee, abi Uğurcan Kaleci ile çok öne çıktı ama e, Malatya'nın 10 kişi kaldığı maçta da Abdülsamet çok evet. fazla kurtarış yaptı. Sen beğenmişsin. Senin hatırını evet. aldık Abdülsamet'e. Benim hatırıma koyalım abi. <laughs> Ersun Yanal abi sen zaten derbi merkezde de biraz bahsetmiştin. 6 7 evet, sonra. Evet yani çok sevimli bir yol seçmedi ama bu hafta biraz daha hücuma dönük bir takımdı. Ee, net pozisyonlarda kaçırdılar ama hakikaten büyük bir geri dönüş yaptılar. Az yiyip az oldu. atan ve yenilmeyen bir takım kurtuluşu evet. için. Ersun Yanal işte o mottosuna çok uyan bir oyun oynamıyorlar ama yapacak bir şey yok. Bir de çok karışık orası. Başkan evet, başkan. da değişti. Sorulara geçelim mi abi? Geçelim. Mert Bey sormuş. İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş'ın farkları nelerdir? Hangi oyun planına kim daha uygun? Mert Hakan çok iyi oynadı geçen sene. Ancak Fenerbahçe açısından daha yani sağdaki her yaptığı şeyde ya bunu böyle yapsa daha iyi olmaz mı diyorsun? Bir bu. iki Mert Hakan Yandaş aslında bir Santrfor'dan hücuma dönük bir orta saha. Dolayısıyla ondan 8 numara 6 numara almaya çalıştığı zaman iş çok yürümüyor. Emre Akbaba'nın yaşadığı sıkıntıları yaşıyor biraz. İrfan öyle değil. İrfan 8'i oynayabiliyor, onu oynayabiliyor, 5 pozisyonu tam oynayabiliyor. Aralarında fark var. Alperen Ustabaş e, sana sormuş abi. Ambiyans ve atmosfer olarak Türkiye'de favori stadyumunuz hangisi? Ki tüm dünyada maç izlemiş biri olarak bence dünyadan da bir stat alabiliriz senden. Ben Mestaya'yı çok severim. E, Valencia'nın Yenisini stadyum. yapıyorlar yapıyorlar ama eskisi çok böyle acayiptir hakikaten. Ibrox'u söylemiştin Glasgow'da. Ibrox'u söyledim. Ee, bizim için, bizim jenerasyon için en önemli stat dolma bahçedir. Çünkü ben maç seyretmeye başladım bütün takımlar orada oynuyordu. Ve yani ben Fenerbahçe'de Galatasaray'ı nasıl bıraktılar çıktılar oradan çok da anlamıyorum ya. Yani. Ben olsam hak iddia ederdim yani. <laughs> Beşiktaş'ı hani hiç kimse sesini çıkarmadan bıraktı çıktı şaşırmıştım ona ee, Dolmabahçe eski hali özellikle çok severdim. Yenilerden beğendiğin var mı abi? Türkiye'deki yeni stadlarda. Yenisi de. Arena'nın yenisi de çok iyi. Ama Galatasaray'ın stadı da çok iyi. Fenerbahçe'nin gibi biraz eskidi ve Fenerbahçe biraz parça parça yaptığı için her şeyin tam yapamadı. Ben Fenerbahçe'nin birkaç yıla yeni bir stat yapabileceğini düşünüyorum. Peki abi, burada bitirelim. Geçen hafta gerçi en iyi 11'leri sormuştuk ama sandıkları hafta içi açacağız. Tamam yeni. perşembe günü konuşalım bunları. Derbi de konuşacağız. Derbi, derbi öncesinde konuşacağız evet. Bu hafta çok programımız var arkadaşlar. Neden evet. <laughs> sıkılacaksınız? 谢谢大家。